Herkese merhabalar. Bu videoda 31 Mart ayaklanmasında Prens Sebahattin'in rolünden sizlere bahsedeceğim. Video bittikten sonra yorum yapabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Herkese merhabalar. Bu videoda 31 Mart sürecindeki şahısların içerisinde bulunduğu ihanetleri ortaya koyan video serilerimizden biri olan Prens Sebahattin ve bu kişinin İngilizlerle girişmiş olduğu işbirliğinden kısaca bahsetmek istiyorum. 31 Mart sürecini anlatırken bu kişilerin İngilizlerle ve diğer bazı devletlerle, bir kısmının da Almanlarla ilişkisi var. Ancak burada İngiltere her zamanki gibi daha ön bir rol oynamakta. Nasıl ilişki kurduklarını, 31 Mart sürecine giden bu olayda her zamanki gibi yabancı parmağının ne kadar önemli olduğunu bu kısa videolarla sizlere anlatmak istiyorum. Prens Sabahattin'in rolü neydi 31 Mart? Öncelikle isterseniz bu Prens Sabahattin'in olayların içerisindeki İngilizlerle olan teması ve olaylara ne şekilde müdahil olduğunu kısaca anlatalım. Prens Sabahattin'in sözü edilen ayaklanmada ciddi bir katkısı vardır. Lakin tam olarak netleştirilememiştir o dönemde. Bilinen şu ki ayaklanmanın birinci günü Prens harp gemileri arasında mekik dokumuştur. Daha önceki videomda da Prens Sabahattin'in harp gemilerinde komutanlarla yaptığı görüşmelerden ve burada hatta Yıldız Sarayı'nı da topa tutturmak istediğinden bahsetmiştim. Ayaklanmanın başarıya ulaşmasında kendisinin de bir payı vardır. Aynı zamanda bu pay Serbesti gazetesine de aittir. Serbesti gazetesi sahibi Mevlanzade Rıfat'a göre bu ayaklanma onların gurur duyacakları ve istedikleri zamanda siyaset meydanına atılarak müdahale edebileceklerini göstermektedir. Hatta bu Mevlanzade donanmadan da kuşkulu olduğu halde Prens Sebahattin'in donanma bizimledir dediği söylenmektedir. Bu Prens Mevlanzade'nin kendi açıklamaları. Bununla beraber hareket ordusunun İstanbul'a yaklaşması üzerine Anadolu'ya kaçan bazı askerlerin üzerinde Prens Sebahattin'in "Asker arkadaşlar selamun aleyküm" diye başlayan bir mektubu da ele geçirilmiştir. Bu mektubu Peygamberimiz "Ben dünyaya güzel ahlakı tanımak için geldim" buyuruyor yazısıyla beraber Kur'an-ı Kerim'imizde adalet ve iyilik emrediyor. Demek ki dinimize uygun bir fetva olmadan hiçbir ferdin canına değil kılına dokunmaya hakkınız yoktur. Vatana hainlik edenleri şeriatın emriyle kanun cezalandırır diyor. Lakin burada kim vatan haini bundan bahsetmiyor. Belki de ona göre vatan haini dediği hükümeti yönetenler İttihat Terakki Partisi'nin başındakiler ve Abdülhamit'ti. Burada bu hareket öyle bir noktaya geldi ki sadrazamlardan, efendim o dönemki önemli devlet adamlarından, bakanlardan, Harbiye'den, Dahiliye Bakanlığı'ndan, Hariciye Bakanlığı'ndan, İttihat Terakki'nin başında bulunan kişilerden kurtulma sürecine dönüşmüştür. Bu süreçte peki Prens Sabahattin böyle bir yazı hazırlarken kimlerin hain olduğunu niçin belirtmiyordu da ucu açık bir mektup verdi askerlere? Burada dikkat edilen bir noktada, daha doğrusu gözümüze çarpan bir noktada şu: Prens Sabahattin sürekli meşrutiyetten yana olduğunu ve mutlakiyeti savunmadığından bahsediyor. Lakin anayasada vatan hainlerinin nasıl cezalandırılacağı belliydi. Yani anayasa kanun esası meşrutiyette hakim iken fetva ile herhangi bir kişinin ölüm cezasına çarptırılması veyahut da hapse atılması zaten mümkün değildi. Ortada bir anayasa vardı ve Mebusan Meclisi de bu anayasaya göre hareket ediyordu. Devlet de, yani Osmanlı Devleti de bu hükümlere göre kendi mahkemeleri karar veriyor. Peki Prens Sabahattin birdenbire ne oldu da meşrutiyeti unutarak şeriate sarılmaya başladı? Bu mektuptan da biz anlıyoruz ki Prens Sabahattin kendine göre meşrutiyeti oluşturmak için öncelikle şeriat ve din kavramlarını kullanarak bu kişileri ortadan kaldırmayı, daha sonradan sözde meşrutiyet adı altında kendi politikalarına uygun padişahlar, sadrazamlar, devlet adamlarını iktidara getirerek Osmanlı Devleti'ni bir İngiliz sömürgesi yapmak ve
Arnavutluk bölgesinin de bağımsızlığını elde etmek istiyorlardı. Prens Sebahattin'in zaten iddiatçı düşmanlığı da daha önceden de biliniyordu. Kendisinin sırf bu düşmanlık için genç Türklerin arasında, yani şöyle söyleyeyim, İttihat ve Terakki'nin zaten kadrosu esasen genç Türkler ve jön Türklerden gelen bir ekolden beslenmektedir. Prens Sebahattin de bu ekole karşı İttihat ve Terakki'nin bağımsızlıkçı, milliyetçi, hatta yer yer biraz da bizim şu anda kullandığımız muhafazakar milliyetçi tanıma uygun hareket eden politikalarına karşı devleti İngiltere'ye payanda ederek tamamıyla sömürge ülkesi haline getirip kendi niyetlerine uygun iktidarlarla Osmanlı Türk Devleti'ni parçalayıp bölerek elde avuçta kalan küçücük toprakları da Türk milletine bırakmayı öngörüyorlardı. Zaten Sevr de bu görüşün bir parçasından başka bir şey değildi. Bu görevi yerine getirmek için Osmanlı tebaası içerisinde Ermeni vekillerle, Yahudi vekillerle veya Arnavut vekillerle veya başka kökenden vekillerle de kendi görüşlerine uygun olanlar arasında bir işbirliğine de çok rahat girişebiliyor. Prens Sebahattin'i de burada kapatıyorum. Bir sonraki videomuzda Derviş Vahdeti'yi anlatacağım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.